Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hun kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Icebox'ta seç taktiklerini öğreneceğiz. Seç taktiklerini göstermeye çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle ilk seç taktiğimiz için arkadaşlar Burası. bu bölgeden buraya atladığınızda A site'de savunmadayken buraya gelip arkadaşlar bir duvar kurduğunuzda, duvarın ucuna geldiğinizde rampaya öncelikli bir görüş elde ediyorsunuz. Burada özellikle operatör kullanırken rakiplerinize karşı avant elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca e, midde örnek veriyorum bir oyuncunuz düştü. Buradan adamın geleceğini tahmin ediyorsunuz. Siz burada durduğunuzda adama resmen kuş bakışı baktığınızdan dolayı ilk vuruş avantajını elde edeceksiniz ve rakibinizi büyük ihtimalle nakalt etmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki seç taktiğimize geldiğimizde e, arkadaşlar bildiğiniz üzere burada kalkan oluyor başlamadan önce. Hemen kalkan açılmadan önce elinizde şu şekilde duvarınızı alıp buraya gelip Duvarınızı burada bu şekilde açtığınızda arkadaşlar rampaya çıkıp ama buraya Burası. dikkat etmeniz gerekiyor öncelikle burayı kesmeniz gerekiyor rampaya öncelikli bir görüş elde edebilirsiniz veya hemen hızlı bir şekilde buraya gelip arkadaşlar buradan geçen oyuncuları vurabilirsiniz veya buradan çıkan oyuncuları vurabilirsiniz arkadaşlar bu agresif bir oyun arkadaşlar e, İsterseniz bu duvarı böyle yapmazsınız bu şekilde yaparsınız sesi biraz kısayım bu arada sizi rahatsız etmesin e, sesi şöyle kısalım şu duvara bir kıralım. Diğer duvara da göstereceğim size arkadaşlar. Bu duvarı böyle değil de şu şekilde dikine attığınızda hem tekrardan yukarı çıkmış olursunuz. Hem de burayı kapatmış olursunuz arkadaşlar. En azından ölseniz bile takımınıza bir faydanız olur. Site'i kapatmış olursunuz. Ee, burada dikkatli bir oyun sergilemeniz gerekiyor. Öncelikle e, buradayken rampadaki oyuncunun çıkmasına biraz olabilir. Burayı kontrol ettikten sonra kontrol de buraya gideceksiniz. Buranın görüş açısından çıktıktan sonra öncelikle bu bölgeye sonra da bu bölgeye kontrol ettiğinizde arkadaşlar öncelikle vuruş açıları elde edebilirsiniz. Çünkü rakibiniz burada beklemeyecektir. Bu kadar agresif oyuncağınızı düşünmeyecektir. E, o yüzden öncelikle vuruşlar elde edebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bir sonraki taktiğimize geldiğimizde bildiğiniz üzere Sage'in ultisi çok önemli arkadaşlar. Ölen takım arkadaşlarınızı yeniden canlandırmaya yarıyor Sage'in ultisi. Ee, az önce buraya açtığımız duvarı biraz daha vaktiniz olursa yine aynı şekilde kalkanın gerisindeyiz şu anda. <laughs> Bak e, elinize aldınız bekliyorsunuz abi. Geldiniz hemen ulti küresinin önüne tak açtınız kalkanınızı. Gelip buradan ulti küresini alabilirsiniz arkadaşlar. E, ama bunu yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınızla info oynayın ki... ...sizi yukarıdan gelip vurmasınlar arkadaşlar. Şu sol köşeye gelip şuradan e, vurmasınlar sizi. Takım arkadaşlarınızla infolo olun. Takım arkadaşlarınızın bir tanesi sizi buradan korusun. Siz ulti küresini alın ve geriye çekilin arkadaşlar. Sage savunmalarda çok önemli arkadaşlar. Bir e, benzer bir örnek verecek olursak da stage duvarını arkadaşlar bu şekilde buraya açtığınızda koridorun bir tarafını kapatıp diğer tarafına odaklanabilir veya bu duvarın üzerine çıkılıyor mu şuradan çıkabiliriz. Bu duvarın üzerine Şuradan şu şekilde çıkıp arkadaşlar Buradan bu şekilde buraya atlarsınız arkadaşlar Buradan gelsiniz bu duvarın üzerine Buradan e, rakiplerinizin beklemediği bir açıdan e, vurabilirsiniz Veya burada beklediğinizde şu rampa bölümüne ince bir vuruş açınız oluyor arkadaşlar Yani ister tek koridor kapatıp diğerine odaklanın Veya buradan rampayı da kesebilirsiniz Buradan çıkacak oyuncuları da kesebilirsiniz arkadaşlar Şimdi de geldik oyunumuza başladığımız yer arkadaşlar savunma Savunanların e, başladığı yerde burada bir kutu var arkadaşlar Bu kutunun üzerine çıkıp arkadaşlar Arkadaşlar buraya bir duvar açtığınızda e, şu şekilde buradan mid'e bir görüş açısı elde edebiliyorsunuz. Operatörünüz varsa buradan mid'i rahatlıkla kesebilirsiniz ve rakip takım sizin burada olduğunuzu tahmin edemez arkadaşlar. Buradan mid'e güzel bir vuruş açınız olur arkadaşlar. Dediğim gibi tahmin edemeyecekleri için de öncelikli vuruş açısı her zaman sizde olur Evet arkadaşlar şimdi savunma bölgesinde e, midi kapattığımız iki adet e, şeyimiz var. Bunu bu arada burayı kapatırken abi bu şekilde koymayın. Bu şekilde koyarsanız adamlar bir buz kurarak içeri girebilirler. E, tam aksine böyle buraya dikine koyduğunuzda Hayır, burada dört tane parçayı da kırmadan asla içeriye giremezler. Veya buraya geldiğinizde arkadaşlar şu şekilde buraya kapattığınızda e, şu şekilde burayı kapattığınızda hem boruyu kapatmış hem de burayı kapatmış oluyorsunuz. Boruyu nasıl kapattığınızı göstereyim size şu şekilde. Ee, Boru arkadaşlar. Buradan bu şekilde kapanıyor. Ee, tabi tam yamuk yapmışım. Bunu tekrar siz baka baka tekrardan yaparsınız. Ee, hem borunun bir parçasını kıramadan giremeyecekler hem de buradan geçiş sağlayamayacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yamuk yaptığım için orada e, bir geçme açısı kalmış. Ama bunu düz bıraktığınızda hem boruya geçemeyecekler hem de midden B'ye oynayamayacaklar arkadaşlar. iki açılarını da kapatmış oluyorsunuz. Mide geldiklerinde tek çare A'ya oynamak olacak. Onu da mide buradan tutan bir arkadaşınız illaki olur yani. Midi keser arkadaşlar. infosun size verir. Şimdi geldik B savunmasında kurabileceğiniz bir duvar arkadaşlar. Bu duvarı şu e, duvarın biti çizgisinden itibaren ama biz üstüne çıkacaktık pardon. E, şu şekilde arkadaşlar duvarı kurduğunuzda buradan e, giriş bölgesini çok ince bir headshot açısından görebiliyorsunuz. Ve ayrıca rakiplerin sizi burada beklemediğinden dolayı e, ve sadece burada kafanız gözüktüğünden dolayı size tek tek sıkmak durumunda kalacaklar. Ama siz onların vücudunu tamamen gördüğünüz için böyle üçlü üçlü dörtlü dörtlü Spray'ler atıp vurabilirsiniz arkadaşlar onları. Beklenmedik bir yer olduğu için yine eğimlerini bozmak zorunda kalacaklar. Onlar eğimini bozup sizi vurana kadar siz onları çoktan vurmuş olacaksınız arkadaşlar. Ve ayrıca B'de yapabileceğiniz başka bir duvarsa arkadaşlar şurayı şu şekilde kapattığınızda her iki girişte kapatabilirsiniz kapatmış oluyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bu duvarı açarken e, duvarın şöyle üstüne çıkarsınız. E, şöyle beklersiniz, ses duyduğunuzda buradan veya buradan çıkıp rakiplerinizi vurabilirsiniz arkadaşlar. B bölgesinde kurabileceğiniz başka bir duvar ise arkadaşlar. Şu şekilde bir duvar. Bu duvarı dışına çıkacak çıktığınızda arkadaşlar. Ee, çok ince bir girişe e, açı elde ediyorsunuz. Sizi göremiyorlar ama e, girdiklerinde sizi vurmak için gördüklerinde e, eğimlerini bozmak zorunda kalacaklar. Tekrardan e, tekrar ediyoruz. Onlar eğimini bozup sizi vurana kadar siz onları çoktan vurmuş olacaksınız arkadaşlar. Bunda buradan çıkıntılı şekilde bir küpünü çıkıntılı şekilde yaptığınızda e, bu şekilde buraya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu duvarın aynısını şuradan da kurabilirsiniz bu arada. Bir dakika atlayamadık. Ee, buraya geldiğinizde arkadaşlar şu yeşil kutunun üzerine çıktığınızda bu duvarınızı buraya bu şekilde kurduğunuzda aynı şekilde buraya pik atabilirsiniz. Yüksekte olduğunuzdan dolayı tekrar ediyorum e, rakibiniz boz, eğimini bozmak zorunda kalacak. Onlar eğimini bozup sizi vurana kadar siz onları çoktan vurmuş olacaksınız arkadaşlar. Bu oyunda her açıda yüksekte bulunmak önemli arkadaşlar. Omen, Sage gibi, e, Jet gibi karakterlerle yukarıya çıkma avantajlarınız varken bunları değerlendirin arkadaşlar. E, şimdi saldırı tarafında e, Sage'in bomba kurma ile ilgili bir taktik duvarından bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu, şu herkes genelde bombayı buraya kuruyorlar ve bu e, yeşil kutuya buradan ateş ettiğinizde diğer tarafına mermi geçiyor. Yani rakipleriniz o tarafta mid tarafında bir rakibiniz varsa size o yeşil kutudan vurabilir. Ama şu duvarı şu şekilde kurduğunuzda buraya gelip bu bombayı buraya kurduğunuzda hiçbir şekilde sizi yeşil kutudan vuramaz ve ayrıca buradaki rakiplerinizin de görüşünü birazcık kısıtlamış oluyorsunuz. Şu sonuncu duvar sayesinde. Buradan gelip bu duvarı kurduğunuzda rahatça bu bombayı buradan kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar aynı tarzda bir bomba kurma duvarı ise A bölgesinde. A bölgesinde şurayı iki tarafı da şu şekilde kapatacak şekilde. Bakın şu anda yakınlaştırdım. Görüyorsunuz o bölgeye Üçgen bir kısım var. Orayı o şekilde bırakacak veya daha düşük bırakacak şekilde ve sol tarafı kapatacak şekilde bir duvar kurduğunuzda bu bölgeye spike kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda şuradaki rakipleriniz ve Heaven bölgesindeki rakipleriniz, buradaki rakipleriniz dahi sizi göremeden siz bombayı onlar duvarı kırana kadar kurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. A bölgesinde spike kurduktan sonra arkadaşlar kapatmanız gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi bu heaven bölgesi. Heaven bölgesini aşağıdan dahi kapatabilirsiniz arkadaşlar. Niye olmuyor ya? Bu oluyordu. Diğer bölgede arkadaşlar burası. Bu bölgeyi bu şekilde kapattığınızda ve şu heaven bölgesini şuradan atlayalım. Heaven bölgesini şu şekilde kapattığınızda iki yerden birini bu arada bu bildiğiniz üzere bu şeyi skili sadece bir tane kullanılabiliyor bir oyunda. Bunları kapattıktan sonra rahat bir şekilde bu tarafa odaklanabilirsiniz. Veya kendinize buraya yüksek bir bakış açısı oluşturarak hem burayı bu şekilde hem de burayı bu şekilde rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar rampayı bu bölgeyi bu bölgeyi siz yukarıda olduğunuzdan dolayı alışık olmadık bir nokta eğimlerini bozmak zorunda kalacaklar ve onlar eğimini bozana kadar siz onları vurmuş olacaksınız arkadaşlar bir başka agresif seyç oyunu için de arkadaşlar kurmanız gereken duvarlardan birisi arkadaşlar şu şekilde buraya gelip bunun üstüne çıktığınızda dikey bir şekilde duvarınızı kuruyorsunuz ve bu uca geldiğinizde rampanın giriş bölgesini ve bu bölgeden A site girişini görebiliyorsunuz arkadaşlar rahatlıkla. Bu, bu bölgede çıkan e, rakiplerinizi bildiğiniz gibi zaten duvardan hasar verebiliyorsunuz. Bu da agresif bir Sage oyunu için ideal bir duvar arkadaşlar. Bu Uy. uca geldiğinizde de bu bölgeyi Uy. rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi de Sage'in agresif bir duvarından daha bahsedeceğim sizlere. B'ye e, saldırı esnasındayken saldırı anında. Şu şekilde bir duvar atıp arkadaşlar sarının üstüne çıkabilir ve sarıdan agresif bir oyun sergileyebilirsiniz. Sadece bir çeşit yükselme yeteneği olan karakterlerin çıkabildiği, ajanların çıkabildiği bir yer burası. Sizi beklemeyecekleri için şaşırtıcı bir oyun olacak arkadaşlar rakipleriniz için. A bölgesinde savunmadayken arkadaşlar şu şekilde ilk perdeler kalktığında açılarak şuradan yavaşlatma kürelerinizi atarak arkadaşlar rakibin saldırısını yavaşlatabilir ve buraya gelerek rakipleriniz buz, buz üstünde kalan, yavaşlayan rakiplerinize öncelik vuruş avantajları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yavaşlatma küreleri daha önceki seyirci videolarında da söylediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Birisini şu bölgeye birisini de şu bölgeye attığınızda arkadaşlar rakipleriniz yavaşlayacak ve piklemeye çekineceklerdir arkadaşlar. Birini şu bölgeden atılıyor ikisi de. Birini şu şekilde atıyorsunuz. Diğerini de şu şekilde atıyorsunuz arkadaşlar. İkisi de rakiplerinizi yavaşlatarak ee, rush atmalarını yavaşlatıyor arkadaşlar. Aynı şekilde başka bir yavaşlatmaya gelirsek arkadaşlar örnek veriyorum midi veya b'yi tutuyorsunuz a'ya saldırı olduğunu duydunuz hemen buradan geldiniz a'ya aldınız elinize kürenizi abi birini şu şekilde birini şu şekilde attığınız arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi buzlar böyle olduğundan dolayı ee, rakip oyuncunun rush'ını yavaşlatmış oluyorsunuz ve buz üstünde kalan rakiplerinize takım arkadaşları tarafından e, güzel vuruşlar e, vermiş oluyorsunuz arkadaşlar Saldırı kısmına gelince de arkadaşlar Saldırı kısmında bildiğiniz üzere şuraya çıkabiliyor Hemen nasıl çıkabildiğini göstereyim Bu kutunun üstüne çıkıyorsunuz buradan buraya geliyorsunuz Olmadı ee, Buradan Buraya geliyorsunuz Buradan ise arkadaşlar buraya çıkabiliyorsunuz ee, çıktığınızda arkadaşlar bu duvarın üzerine şu şekilde bir duvar açtığınızda Rakiplerinize beklenmedik açılar oluşturabiliyorsunuz Şurada bekleyen oyuncuları bu yukarıdan veya şuradaki oyuncuları bu yukarıdan rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sizlere birkaç tane e, bu yavaşlatma küresinin e, kullanımından bahsedeceğim. Örnek veriyorum. Mid'i tutuyorsunuz abi. Mid'de şu bölgeye bir smoke geldi. Bu demek oluyor ki ya boruyudan oynayacaklar ya da mid'den A'ya oynayacaklar. A'daki arkadaşlarınıza infoyu veriyorsunuz. Tak buradan küreyi atıyorsunuz. Rakiplerinizi yavaşlatmış oluyorsunuz. Yavaşlayan rakiplerinizi buradan e, mid'den B'ye girişinden veya mid'den mutfak girişindeki boruyu tutarak e, gelmelerini bekleyebilirsiniz. Veya A'yı tutuyorsunuz. B'ye bir saldırı olduğunu duydunuz. Hemen şu arka taraftan B geldiniz. E, rakiplerinizin rush'larını yavaşlatmak için şu sarı arkasına ve sarı önüne e, iki tane yavaşlatma buzu atarak arkadaşlar yavaşlatma küresi. Rakibinizin rush'ını yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu size ve takım arkadaşlarınıza avantaj katacak ve öncelikli vurma e, ayrıcalığı katacak. Şimdi arkadaşlar Sage'in bildiğiniz gibi ultisi önemli demiştik. Ulti kürelerin toplaması lazım demiştik. Buradaki kalkan açıldıktan sonra şu bölgeye bir yavaşlatma küresi atıp buraya bir tane duvar kurduğunuzda buradaki küreyi rahatlıkla alabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gerekiyor. Mesafe uzun olduğu için elinizde duvar varken rakipte karşı karşıya gelmek istemezsiniz. Evet arkadaşlar Icebox haritamızdaki Sage taktikleri videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.